Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Sizler için düzenli olarak hazırladığım 5000 ile 10.000 TL'lik akıllı telefonlar listemin Kasım ayı için özel hazırladığım listesine hepiniz hoş geldiniz. Hemen baştan söyleyeyim sizlere listede yer alan bazı akıllı telefonlar. Bu yeni vergi indirimi listesine de dahil arkadaşlar. O yüzden sizler bir kontrol ederseniz sizin için daha iyi olur. Zaten her cihazın linkini hemen yorumlara sabitliyor olurum. Sevgili arkadaşlar listenin ilk numarasında Realme C55 var arkadaşlar. 6300-6500 TL bandındaki bu akıllı telefonun ekran tasarımı oldukça güzel arkadaşlar. Genel tasarımı çok hoş. Dinamik Ada'nın Android'de kullanılan ilk telefonu bu cihaz. 90 Hz'lik bir paneli var. 33 W'lık bir hızlı şarj ve 5000 mAh'lik que te bir ile geliyor. Bu dönemde alınabilecek en mantıklı cihazların arasında bu cihazda kendisini yer buluyor. İkinci sırada Samsung Galaxy A34 var arkadaşlar. Samsung gerçekten bu segmentte oldukça güzel akıllı telefonları bizlerle buluşturuyor. A34 de onlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. 10.000 ile 10500 TL'lik bu akıllı telefonun ekranı süper amoled bir panelle geliyor. Ekran gerçekten başarılı. 120 Hz'lik bir yenilemesi var. Tasarımı aynı S serisine benziyor. Dimensity 1080 işlemci ile geliyor geliyor. Ama bu fiyata normal diyebiliriz. İncelemesini yaptığım bu cihazı sizler de hemen aşağıdan linkten kanalımdan izleyebilirsiniz. Ve aşağıdaki linkten fiyatını da kontrol edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine Samsung Galaxy S20 Fan Edition listemizde kendisine yer bulan bir diğer akıllı telefon arkadaşlar. 10 bin liranın bir miktar üstünde olsa da fiyatı yine bu listede kendisine yer vermek istedim. Çünkü anlık kampanyalarla 10 bin liranın altına inebiliyor ya da yaklaşabiliyor arkadaşlar 10 bin liraya. S20 Fan Edition o dönemin amiral gemisi işlemcilerinden bir tanesi olan Snapdragon 865 ile geliyor arkadaşlar ve ekranı 120 Hz'lik bir dinlenme hızına sahip AMOLED bir panel genel yapısı itibariyle de bir amiral gemisi sınıfında telefon olması sebebiyle bu fiyatlara pek telefon kalmamasından dolayı listeye eklemek istedim. Ve sizlere anlatırken oldukça beğendiğim, sizlere de tavsiyelerinde çokça dile getirdiğim, konuşamadım Honor XA gerçekten konuşamadım. Honor X9a arkadaşlar listemizde kendisine yer bulan bir diğer akıllı telefon. Oraları kesmeyeceğim bu arada. Bence güzel oldu. Böyle doğallık daha güzellik katıyor diye düşünüyorum videolara. Şimdi Honor X9a'ya geçeceğim ama hazır doğallıktan bahsetmişken sizler de videoyu sadece izleyip giderseniz bana yeterli desteği sağlamamış oluyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla videoyu izlerken bir beğeni atıp ya da beğenmediyseniz dislike de atabilirsiniz yine sorun değil. Bir de yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin sevgili arkadaşlar. Tabi sizlerin desteğiyle daha ileriye bu işleri götürmem mümkün arkadaşlar. O yüzden lütfen ama lütfen desteğinizi ve olumlu olumsuz yorumlarınızı benden alın koymayın, esirgemeyin diyeyim ve devam edeyim X9A ile. Şimdi bu akıllı telefon 10.000 TL bandında 40 wattlık bir hızlı şarj desteği var bu akıllı telefonun. Bu oldukça değerli bence. Tasarımı çok tatlı. Üstelik fiyatı da diğer cihazlarla karşılaştırdığımızda aşağıda kalıyor arkadaşlar. Ekranı gerçekten aşırı sağlam 5G destekli Snapdragon 695 bir işlemci ile geliyor bu akıllı telefon. Xiaomi'nin Note 12S modeline de bir bakalım isterseniz. Bu cihazı listeye ekledim çünkü fiyatı 9710 TL bandında. Cihazın ekranı 90 Hz'lik bir AMOLED panel, 12 nanometrelik Helio G96 işlemci var. 108 megapiksellik bir kamerası var ve stereo hoparlörlerle bizlerle buluşuyor Note 12S sevgili arkadaşlar. Tekno ülkemizde iyi bir çıkış yapıyor bence. İyi de adımlar atıyor. Güzel de yolunu bence devam ediyor arkadaşlar. İşte o cihazlardan bir tanesi ki bu listede iki tane cihazlarına yer verdim. Tekno, Camon, 18 arkadaşlar bu listede kendine yer buldu. Camon 18 5500 6000 TL bandına satın alınabiliyor. 90 Hz'lik bir paneli var. Helio G88 işlemci ile geliyor. 5000 mAh'lik bir batarya ve 18 W'lık bir hızlı şarj ile geliyor. Sevgili arkadaşlar bu akıllı telefon bence gayet başarılı ve değerlendirmenizde fayda var diye düşünüyorum. Infinix'in cihazları da yine güzel arkadaşlar. Infinix Note 30 listede kendine yer buldu. Note 30'a baktığımız zaman 9500 ila 9900 TL arasında bir akıl telefon. 45 wattlık bir hızlı şarjı var. Bu oldukça önemli bir avantaj. 5000 mAh bir bataryası var. 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip paneli var. Helio G99 işlemci geliyor bu akıllı telefon. Tercih edilebilir diye düşünüyorum. Şu sıralarda benim de masamda inceleme konuğum olarak bulunan cihazlardan bir tanesi. Hatta şu anda da tam olarak şurada arkadaşlar sizlere de göstereyim. Tekno Camon 20 yine bu listede kendine yer buldu. Çünkü neden? Fiyatı 9.999 lira arkadaşlar ve bu akıllı telefon birkaç gün sonra incelemesi de sizlerle olacak diye düşünüyorum inşallah. AMOLED ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir panele sahip arkadaşlar. Helio G99 işlemcisi var içerisinde. 64 megapiksel bir ana kamerası var. 33 watt'lık bir hızlı şarj desteğine, 5000 mAh'lik bir bataryaya sahip aynı zamanda ve önünde de led flashları var selfie kamera için. O yüzden bir göz atarsanız iyi olur. İncelemeye kadar siz şöyle bir önden bakarsınız. Ben incelemeyi yayınlandığında yine bu videonun altına linkini bırakıyor olurum. Sevgili arkadaşlar Kasım ayı için özel hazırladığım listede elimden geldiğince sizlere akıllı telefonları listelemeye çalıştım. Ama ben bu cihazı beğenmedim. Bu cihaz niye var? Ya neden bu cihaz yok? Keşke bunu da koysaydın gibi bana burada eleştirileriniz varsa ya da videoya katkı sağlamak istiyorsanız arkadaşlarımızın daha iyi cihazlar alabileceğini düşünüyorsanız o fiyat fiyatlara bu fiyatlar aralığında lütfen yorumlara bunları yazın arkadaşlar. Ben de onları beğenirim ki diğer arkadaşlarımız da faydalanmış olurlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay efendim.